Arkadaşlar herkese selamlar. CSS, CSS 3.0'dan kapsamlı eğitim setinin 32. dersindeyiz. Bu dersimizde CSS'te shadow kavramını yani gölgelendirmeyi göreceğiz sizlerle. Bu gölgelendirme iki çeşit arkadaşlar. Birincisinde bunu tekstlere uygulayabiliyoruz. Yazdığımız yazılara yani. İkinci olarak da bizim kutularımıza box dediğimiz oluşturduğumuz kutulara, division'la border atadığımız kutulara bunun gibi şeylere yani kutuyu görünümlü olan her şeye box shadow kullanarak gölgelendirme yapıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz ilk olarak tekstlere uygulanan shadow'dan gölgelendirmeden başlayalım. Şu şekilde geliyorum. Bir tane header elementi oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle CSS eğitim seti dedim. Daha sonra geldim bunun içine. Şuraya h1'imi açtım arkadaşlar. Burada gölgelendirme yapmak için bizim yazmamız gereken özelliğimiz şu. Text deyip tire çekip shadow yazıyorum arkadaşlar. Şöyle iki nokta üst üste koydum. Bunun şöyle bir özellikleri var arkadaşlar. Ben öncelikle ilk iki özelliği göstermek istiyorum. Şöyle ben buna 2 piksel, 3 piksel diyorum. Şu şekilde yazdım. Bu arkadaşlar benim şurada gördüğünüz birincisi horizontal gölgelendirme. Yani yatayda gölgelendirme, sağ tarafa doğru kaç piksellik bir gölgelendirme yapmak istediğimi belirtiyorum. Şurada 3 piksel olarak yazdığımda dikeydeki benim gölgelendirmem. Dikeyde yani yukarıdan aşağıya ne kadar gölgelendirme yapmak istiyorsam o. Gelin hemen şöyle bir bakalım. Geldim. Şöyle yeniledim sayfamı. Bakın gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı 3 piksel. Buradan da sağdan da 2 piksel oldu. Görüntü şu an kötü. Aynı renkte olduğu için farkındasınız. Ben buna bir renk özelliği de ekleyebilirim. Şöyle gelip örneğin sarı dediğimde bu sefer arka plandaki gölgenin sarı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın daha verimli oldu. Şu şekilde örneklerle gösterelim. Buna mesela horizontal demiştik arkadaşlar. Örneğin 20 piksel dediğimde şöyle yenilediğimde bakın sağa doğru ne kadar kaydığını gördünüz. Aynı şekilde şu vertical'da 30 yaptığımda şöyle yeniliyorum. Bakın bu sefer de aşağı kaydı gölgesi. Bunlar tabii böyle kullanılmaz. Ben sadece size göstermek için yaptım bunu. Şimdilik 2 piksele 3 piksel bizim için yeterli. Buna başka ne özellik koyabiliriz arkadaşlar? Şuraya gelip örneğin 5 piksel yazalım arkadaşlar. Bu 5 piksel de benim bulurlama özelliğim. Yani benim arkadaki bu gölgemi bulanıklama işlemidir arkadaşlar. Şöyle yenilediğimde bakın hafiften bir arkada bulanıklama oldu. Bu tam görünür olmayabilir. Bunları yine şöyle bakın 20'ye 30 yapayım. Görüntü açısından. Şöyle boşluğa gelsin. Bakın CSS eğitim seti daha bulanık bir şekilde yazdı. Gelin şunu 10 piksel yapalım arkadaşlar. Geldim şöyle yeniliyorum. Bakın biraz daha bulanık oldu. Hiç okunmaz hale geldi neredeyse. Bu üçüncü piksel değerimizde kısaca bu işe yarıyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanılabiliyor. Peki ben şu yazımın çevresine border ataması yapmak istersem onun için ne yapmam gerekiyor? Önce geleyim şuradan. Ben bir color'ı white yapayım arkadaşlar. Şu şekilde yazdım. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Evet, görünmez oldu. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben buna bir renk border ataması yapmak istiyorum. Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Geldim buraya. Dikkatli izleyin. Şöyle eksi bir piksel dedim. Daha sonra sıfır dedim. Ve border'ımın rengini verdim. Virgülle ayırdım bunu. Daha sonra geliyorum. Sıfır dedim. Bir piksel dedim. Daha sonra yine black diyorum. Bunları az önce gösterdiğim şey olarak algılayabilirsiniz. Yani horizontal, vertical. Bu gölgelendirme çeşitleri. Blurlama vermiyorum. Eksi bir piksele gönderiyorum. Vertical'ını başlangıçta sıfır yapıyorum. Toplamda 4 tane ben gölgelendirme veriyor gibi yapacağım bunu sisteme. Daha sonra şöyle bir piksel diyorum. Sıfır diyorum. Bu sıfır piksel değeri arkadaşlar bir anlam ifade etmediği için yanına piksel yazmıyorum. Daha sonra son olarak da 0 diyorum. Eksi 1 piksel diyorum. Yine black diyorum.
şu şekilde yazmış oldum arkadaşlar. Geldim, sayfamı yeniliyorum. Bakın, beyaz yazım etrafını siyah border'la sardık. Bunların rengini değiştirebiliriz de. Şöyle kırmızı yapayım örneğin. Şöyle geldim, yeniledim. Bakın, bir kısmı kırmızı, bir kısmı siyah oldu gördüğünüz gibi. Bu verdiğimiz gölgelendirmeden dolayı böyleydi. Toplam 4 tane verdik ya arkadaşlar. Bunların hepsini kırmızı yaparsam tamamının da kırmızı olduğunu göreceksiniz bu şekilde. Bunun dışında şöyle göstereyim. Az önce göstermedim ama bunlara biz color'ını da silelim. Default olsun yine. Birden fazla gölgelendirme uygulayabiliriz arkadaşlar. Örneğin şöyle 2 piksele 2 piksel diyelim. Ve yeşil diyelim. Virgülle ayırdım. Bu sefer 4 piksele 4 piksel diyelim. Daha sonra kırmızı diyelim arkadaşlar. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bakın, yeşil ve kırmızı tam belli olmuyor belki ama şöyle yapayım. 20'ye 20 yapayım. 40'a 40 yapayım. Şöyle yeniledim. Bakın, yeşil, kırmızı toplamda 2 tane gölgelendirme uygulamış oldu. Bunlar tabii 2'ye 4 olduğunda tam olarak görünmüyor olabilir gözünüze. Ama birkaç tane böyle gölgelendirme yapabilirsiniz farklı renklerde. Canınızın istediğine göre. Evet. Text Shadow bu şekilde arkadaşlar. Box'lara nasıl shadow yapabiliriz, gölge yapabiliriz? Onu da şöyle Division'la yapmak istiyorum. Geldim buraya. Divime özellikler kazandırmak istiyorum. Bir border ataması yapalım. 1 piksel solid black diyelim arkadaşlar. Şöyle bir genişlik değeri veriyorum. 200 piksel olsun. Yükseklikte aynı şekilde 200 piksel olsun. Geldim, sayfamı yeniliyorum. Şu gölgeleri kaldıralım isterseniz. 2 de olsun bu. 4 de olsun bu. Evet, çakışmadılar şimdi. Şimdi arkadaşlar bir de arka plan rengi verelim buna. Şöyle geldim, background color dedim. Sarı olsun. Bunu da bu şekilde yapalım. Evet, şimdi dilerseniz şu border'ı silelim hatta arkadaşlar. Tamamen background color'la işlem yapalım. Öyle daha göze hoş geliyor. Şimdi ben buraya geldim. Aynı text shadow'daki gibi. Bu sefer box shadow diyorum arkadaşlar. Burada yine ilk baştaki gibi şöyle 5 piksele 5 piksel diyelim. Horizontal ve vertical olmak üzere iki tane gölgelendirme yapalım. Şöyle yeniledim. Bakın, 5 piksele 5 piksel şöyle siyah bir şekilde çıktı. Default değeri siyahtır arkadaşlar. Şunları 15 yapalım. Daha görünür olsun. Geldim. Yeniledim. Evet, 15'e 15 oldu şu şekilde arkadaşlar. Bunu rengini de değiştirebiliriz yine aynı şekilde. Şöyle gri yapalım isterseniz. Geldim, yeniliyorum. Evet, şöyle gri oldu arkadaşlar. Buna başka renkler de uygulayabilirsiniz. Yani şöyle RGB deyip mesela. Gözünüze ne hoş geliyorsa şuradan seçip öyle bir gölgelendirme yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yapalım mesela. Geldim. Bakın, böyle bir gölgelendirme oldu. Ya da griye yakın bir renk tonu daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle tekrar açalım. Şöyle bir renk seçeyim arkadaşlar. Geldim, yeniledim. Evet, gri daha iyi oldu diğerlerine göre. Buna yine bulanıklama özelliği verebiliriz arkadaşlar. Blur aynı şekilde. Şöyle 10 piksel diyelim buna da. Geldim. Yeniliyorum. Bakın, bulanıklaşma işlemi gerçekleşti. Bu şekilde daha bir gölgelenmiş havası oluyor bizim kutumuzun. Evet, burada çeşitli renkler uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Text'teki gibi aynı şekilde Box Shadow'da işlemler uygulanabiliyor arkadaşlar. Benim şimdilik söylemek istediklerim bu kadar bu gölgelendirme konusuyla ilgili. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.